Şehir hatlarından yapılan açıklamaya göre İstanbul, Adalar, Kabataş, Kadıköy, Kadıköy Eminönü ve Üsküdar Beşiktaş vapur seferleri iptal edildi. İDO'da Sirkeci Harem arabalı vapur seferleriyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü. Lodos Ege ve Marmara'da etkisini artırdı. Bursa'da rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar ulaştı. Bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik telleri koptu. Lodos nedeniyle Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı. Lodos İstanbul'u da etkisi altına aldı. Tüm deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Çanakkale'de Gökçeada Kabatepe ile Bozcaada Geyikli arasında feribot seferleri de yapılamadı. İptal oldu, kaldık. Nasıl gideceğiz bilmiyorum trafikte. Çocuklar. Nereye gidecektiniz? Yalova'ya gidecektiniz. Fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Birçok sefer iptal edildi. Uçakların inişi sırasında ortaya bu görüntüler çıktı. Lodos, Üsküdar'da bir inşaat iskelesinin çökmesine neden oldu. İskele iki aracın üzerine düştü, bir kişi yaralandı. İzmir'de ise Tire ilçesinde restorasyon yapılan bir caminin minaresi fırtınaya dayanamadı. Bandırma'da ise balıkçılar denize açılamadı. Lodos'un pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.